sultanım. Mişimala Mehmet'e baktın mı? Baktım sultanım. Keyifleri yerinde. Çok güzel olmuşsunuz. Hünkârımızın yanında olacağım. Bu küskünlüğe bir son vermem lazım. Bu zerafet karşısında kim durabilir sultanım? Dağ olsa yıkılır. Umarım kapıdan çevrilmem. Bu gece perşembe sultanım. Muhakkak kabul edilirsiniz. Sultanım, hünkârımız burada değil. Öyle mi? Neredeler şimdi? Malumatımız yok sultanım. Bir şey söylemedi. Fakat Mustafa'nın buraya geleceği kesin. Sefere gitmeyecek mi yani? Hayır, gitmeyecek. Sevinmen lazım Mahidevran. Hünkârımız o kadar güveniyor ki. Saltanat vekili tayin etti. O halde benim gitmeme lüzum yok. Mustafa'mla birlikte döneriz. Hürrem öğrendiyse deliye dönmüştür. Hünkârımız sefere gidince Mustafa'm vekil olacak. Bu Hürrem'i mahvetmeye yeter. Sakın Mahidevran. Mustafa'yı bu meseleden uzak tut. Hürrem'i biz mahvedeceğiz. Sultanım. Sultanım. Afife Hatun. Yerleştin mi? Rahat mısın? Yerleştim sultanım. Sayenizde rahatım. Bir eksiğim yok. Güzel. Afife Hatun. Malum. Hünkârımız sefere çıkıyor yakında. Gitmeden bir eğlence tertip edilmesini istiyorum. Halihazırda ordumuz seferdeyken münasip olur mu sultanım? Büyük bir eğlence değil. Sadece hünkârımız için. Malum, nasıl başlarsak öyle devam eder. Gelmeyeceksin sandım. Bir mesele mi var? Hayır, ben sana geldim. Epeydir yalnız kalamadık. Özledim. Bu gece çalışmam icap ediyor. Yakında gideceksin. Hasret kalacağım. Odana dönüyorum. Hatice Sultan nerede? Birden kayboldu. Mahidevran Sultan'ın dairesinden çıkmıyor. Gülfem Hatun da orada. Kim bilir ne hain emeller peşindeler. Afife de katıldı aralarına. Sizin kudretiniz karşısında boyun eğeceklerdir sultanım. Söylediklerimi anladınız değil mi? Hiç kimseye bu geceden bahsetmeyeceksiniz. Anladık Afife Hatun. Kiraz Ağa,
Götür hatunları. Yarına kadar ortalıkta gözükmesinler. Merak etmeyin. Kızlar, düşün önüme. Gün doğdu size, gün. Hadi. Sultanım. Çıkan hatunları mı seçtiniz? Evet. Kireza hazırlayacak. Güzel. Sana bir hatun daha söyleyeceğim. Geceye bilhassa onun katılmasını istiyorum. Kim? Kızlar, hadi yatın uyuyun artık. Sen dur. Firuze, sen misin? Evet, benim. Yarın akşam hünkârımızın huzuruna çıkacaksın. Ben, hünkârın. Şşt, sessiz. Duydun mu beni? Eğer canımı seviyorsan susacaksın. Sultanım, arzu ederseniz yarın bahçeye çıkalım. At gezintisi yaparsınız. Gülşah. Buyurun sultanım. Rüstem'i aran uzak dur. Sultanım ben... Ona nasıl baktığını gördüm. Durduk yere adamın başını belaya sokma. Sultanım. Gelsin. Sultanım, az evvel bir şey duydum. Afife Hatun bir eğlence tertip etmiş. Sefer varken ne eğlencesiymiş bu? Eğlence has odada. Hünkârımız için. Sultan, hünkârımızın esas kadınıdır. Dört şehzade ile bir sultan vurdu. Hürrem haberi almıştır. Engel olmak için elinden geleni yapacaktır. Şu anda bunu göze alamaz. Malum, hünkârımızla arası açıldı. Doğru. Daireden çıkmaması daha hayırlı oldu. Sultanım. Merak etme Gülfem, birazdan uyuyacağım. Az evvel sarayınızdan haber geldi. Nigar'ın sancıları tutmuş. Doğuracak. Nihayet canını alma vakti geldi. Hanım. Afife Hatun rahatsız olma. Haşa, ne rahatsızlığı. Odandan memnun musun?
sayenizde hiçbir eksiğim yok sultanım. Afife Hatun, seninle iyi anlaşacağımızı söylemiştim. Hala da öyle düşünüyorum. Fakat az evvel bir şey duydum. Dediklerine göre hünkârımız için bir eğlence tertip edecekmişsin. Doğrudur sultanım. Acelini anlamadım. Ayağının tozuyla arkamdan iş mi çeviriyorsun? Haşa. Ben sadece vazifemi yapıyorum. Hiç kuşkum yok. Ancak merak ediyorum. Vahide sultanımız hayatta olsaydı ondan saklar mıydın? Hayır sultanım. Evvela müsaade isterdim. O halde bende niye esirgedin bunu? Sabah konuşacaktım sizinle sultanım. Fakat müsaade istemek için değil, malumatınız olsun diye. Zira... Siz Valide Sultan değilsiniz. Evet doğru. Ben onun gibi değilim. Aramızdaki en mühim fark ne biliyor musun? Valide Sultan vefat etti, bense yaşıyorum. Afife Hatun yarın gece bir eğlence olmayacak. Sultanım. Olmayacak dedim. Hayırlı sabahlar sultanım. Sağ ol. Kahvaltınız hemen geliyor. Söyle taşla azlasla. Şehzadelerimle birlikte yiyeceğim. Elbette sultanım. Sultanım, bugün hangi kıyafetinizi giymek istersiniz? Mor. Tabii. Hazırlayın hemen. Diğer saraydan haber var mı? Henüz yok sultanım. Ama merak etmeyin. Perçema icabına bakmıştır. Hı. İnşallah öyledir. Mişima odasını nasıl istiyorsa öyle olsun. Hiçbir masraftan kaçınmayın. Hizmetine de cariler verin. Afife Hatun'a söyledim, ben hallederim dedi. Sultanım, bu gece eğlence olacak mı? Sanmıyorum. Sen yine de gözünü kulağını dört aç. Has odaya kim giriyor, kim çıkıyor bilmek istiyorum. Merak etmeyin. Sultanım, hayırlı sabahlar olsun. Sağ ol. Bir şey mi oldu Sümbül? Hadi kızlar, herkes taşla. Nigar'ı tam saraydan çıkaracakken doğum başlamış, bırakıp kaçmışlar. Allah kahretsin. Sultan. Başlamış mı eğlence? Öyle gözüküyor. Afife Hatun yasak koymuş. Altın yoldan ötesine kuş uçurmuyorlar. Bazı kuşlar uçtu ama öyle değil mi? Hangi hatunların gittiğini öğrenemedik sultanım. Zira gündüzden alınmışlar o tarafa.
Kim oldukları mühim değil. Elbet öğreniriz. Mesele bundan sonra ne olacağı. Afife Hatun bana karşı olduğunu açıkça ilan etti. Bedelini ağır ödeyecek. Son hadiselerden ötürü hünkârımız bir hayli gergin. Afife Hatun'un üzerine gidersek bu sizin için iyi olmaz sultanım. Sultanım, sessiz mi kalacağız? Dışarı çıkın ikiniz de. Biraz yalnız kalıp düşünmek istiyorum. Firuze mor mendil almış. Olacak iş değil. Yıllardır hiçbir hatuna nasip olmadı bu. Bu kızda bir şeyler var Gülfem. Bunu hissetmiştim. Nihayet biz Hürrem'den kurtaracak hatunu bulduk. Bulur bulmaz kaybetmeyelim de. Haklısın. Çok iyi korunması lazım. Sultanım. Söyle. Nigar Hatun. Canına kıymak istemiş. Hay Allah. Sultanım. Daha fazla eziyete ne lüzum var? Ya gereğini yapın ya da bırakın gitsin. Hürrem. Kayboldun yine. Yüzünü gören cennetlik. Mahidevran, cennette senin yerin yok. Ayrıca kaybolması gereken sensin. Oyalanmaya bırak artık. Bir an evvel oğlunun yanına git. Gitmeyeceğim. Niye? Hatice Sultan'ın kalfası mı oldun yoksa? Mustafa'm geliyor. Hünkârımız saltanat vekili tayin etti oğlum. Sefer boyunca buradayız. Ne diyelim? Hayırlara vesile olsun. Dün gece bir hayli üzmüş seni anlaşılan. Mahidevran, ben sen değilim. Pire için yorgan yakmam. Mor mendille pire mi diyorsun sen? Hünkârımız bir cariyesine mor mendil vermiş. Hatun bu gece Arvet'e gidiyor. Mor mendilmiş. Kimi kandırıyorsun sen? Bir hatun gelecek demiştim ya. Hani seni ve aşkını maziye gömecek bir kadın. İşte o kadın geldi Hürrem. Nasıl görmediniz? Gözünüzün önünde atılmadı mı mendil? Hani dün gece eğlencede raks eden hatunları tespit ettim, sorgu sual ediyorum. Demek oradaydınız. Sadece siz mi vardınız? Hayır sultanım, bir hatun daha gelmişti. Kim o? Neden burada değil? Sultanım, görmemişler. Ne demek görmemişler? Bir hatun geldi diyor işte. Peçeyle geldi sultanım. Hiç açmadı yüzünü. Anlamadık kim olduğunu. Sultanım, mor mendili almış diyorlar. Ne
Hem malum doğru söyledikleri. Yemin ederim doğru sultanım. Hepimiz gördük. O hatun kimse bana bulacaksın Sümbül, anladın mı? Hangi deliğe girdiyse bu çıkar. Allah bilir nereye sakladılar. Gel. Daha sonra Hürrem. Beni böyle cezalandırma Süleyman. Hürrem. Bir kez daha kalbimi kırma. Buna dayanamam. Neden bahsediyorsun sen? Mor mendilden bahsediyorum. Bu gece başka bir kadından. Bunu bilerek yapıyorsun. Canımı yakmak için, üzmek için yapıyorsun. Sırf bana kızdığın için. Kendini mahrum bırakıyorsun beni. Süleyman, ben hatamın farkındayım. Müsaade et, telafi edeyim. Bu gecenin seninle bir alakası yok hocam. Yaptığım her şeyin sebebi sen değilsin. Bu gece bekleyeceğim seni. Eğer gelmezsen evlatlarımın üzerine yemin ederim ki... güneş bir daha doğmayacak benim için. Yüzüm hep karanlıkta kalacak.